vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, maaşlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, maalesef cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı, saray iktidarı, elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan enerji piyasaları denetleme kurulu o üstlendi maalesef. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarif ve adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye %52 zam, bir üst kademeye de %127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz, dar gelirlere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile %52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatıyla yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2-3 kat arttı arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz faturalarımızdan. Ocak ayında faturalarımız 2-3 kat arttı. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kilowatt saat yerine 210 kilowatt saate çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife sosyal tarif olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan, bakın zam yapılmadan en az 230 kilowatt saat olmalıdır diye uyardık. Sarayın ben yaparım olur zihniyetiyle ısrarlı basiretsiz yönetimi vatandaşımızın bütçesinde yeni gedikler açtı. Değişen hiçbir şey olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kilowatt saat elektrik üretimi için aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta 330 lira olacak. Yine zam olarak kaldı. Yani zam olarak kaldı. Vatandaş fahiş zamların hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarifi oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı, Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyorum. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi kara kış fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza
fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV'nin hiç değilse, KDV ve ÖTV kış aylarında hiç değilse, hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen %127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde yılbaşında sanayi elektriğine yapılan %130, ticarethane tarifesine yapılan %125 ve tarımsal sulamada yapılan %95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.